Kombinlerinizi tamamlayan aksesuarlarınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız bu özel tasarım takılar tam da size göre. Günlük hayatta veya özel günlerde rahatlıkla tercih edilen değerli taşlardan oluşan ürünleri şimdi tasarımcı Ceren Terzi'den dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk. Siz de evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim siz? Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Sohbetimize başlamadan önce sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Tabii. Ben endüstri mühendisiyim. Okulum bittikten sonra İtalya'da bir süre dil eğitimi için bulundum. Sonrasında döndüğümde bir çalışma hayatım oldu tekstil sektöründe. Sonrasında evlendim. İkiz çocuklarım olunca artık çalışmaya tamamen ara verdim. Çocuklarımı büyüttüm. Sonrasında hobi olarak takı tasarımına başladım ve bu hobim de zamanla tutkuya dönüştü. Ne zamandan beri bu sektördesiniz peki? Neden aksesuarları tercih ettiniz? Çünkü her kadın gibi ben de mücevherleri çok seviyorum. 2014 yılında çok beğendiğim bir takı markasında işe başladım part-time olarak. Aslında bir test yapıyordum o sırada. Yani ben bu işi sevecek miyim, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım diye. Sonrasında gerçekten çok sevdim. Ve 2 yıl boyunca 2014 yılından 2016 yılına kadar bir eğitim aldım tasarım üzerine. 2016 yılında da kendi markamı kurdum. Çok güzel. Ürünlerinizden bahsetmek istiyorum biraz da. Ürün skalanız nedir? Ürünlerimiz arasında kendiniz ve sevdikleriniz için enerjileri çok güzel olan kolye, küpe, şahmeran, yüzük, hal gibi aksesuarlar bulabilirsiniz. Çok güzel. Daha çok doğal taşları tercih ettiğinizi görüyoruz. Doğal taşlar aksesuarlarınıza farklı bir hava katıyor diyebilir miyiz? Evet. Doğal taşları çok seviyorum. Doğal olmayan hiçbir taşı mücevherlerimde kullanmıyorum. Çünkü onların doğanın bir mucizesi olduğunu düşünüyorum. Her birinin kendi farklı anlam, enerjileri ve iyileştirici gücü var. Ve ben bu enerjiyi kendi tasarımlarımın enerjisiyle birleştirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden de doğal taşlardan vazgeçemiyorum. Tasarım sürecinizden de bahsetmek istiyorum biraz. Nelerden ilham alıyorsunuz bu süreçte? Mesela Sezer koleksiyonu. Jules Sezer döneminde zafer ve başarıların temsilcisi olarak başa takılan defne yapraklarının farklı yorumlanmasıyla ortaya çıktı. Aslında burada güçlü, başarılı, kendine yeten, kendine güvenen kadınlardan ilham aldım. Mesela lotus çiçeği koleksiyonunu yaparken de lotus çiçeği çamurdan mükemmele dönen bir çiçektir. Daha böyle kırılgan, naif kadınların yaşadıkları olumsuz sürece rağmen en güzel hallerini alışlarından çok etkilendim. Yani aslında kısacası şunu söyleyebilirim. En çok kadınlar ve doğadan ilham aldığımı söyleyebilirim mücevherlerimde. Ve koleksiyonlarınız hep anlam içeriyor o evet, halde. Evet. Peki ürünlerinizin üretiminde hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Birincisi kalite. İkincisi ergonomi. Bunlar benim için çok önemli. Bunlar için gerçekten çok uğraştığımı söyleyebilirim. Sizlere tarzınızı sorsak nasıl yorumlarsınız? Aslında bir tarza bağlı değilim. Çünkü çok farklı koleksiyonlarım var. Bunların hepsi tek bir tarz değil. Ama genel olarak çok şık, zarif, daha kibar ürünler yapmaya gayret gösteriyorum. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bu şekilde aslında İlerliyorum. En çok kullanışlı. Bu çok önemli. Kullanışlı. Evet, kullanışlı. Çok gerçekten uzun yıllarca kullanılabilecek ürünler tasarlamaya çalışıyorum. Ceren Hanım, en çok tercih edilen koleksiyonunuz hangisi peki? Açıkçası Sezer koleksiyonu ilk çıktığı günden beri çok talep gördü. Çok beğenildi. Kibarlığıyla, zarifliğiyle. Bir de jant koleksiyonu. Çok herhalde insanlara farklı geldi. Araba jantlarından esinlenerek tasarlamıştım. Erkekler de ilgi gösterdi, kadınlar da ilgi gösterdi. Bu ikisi özellikle çok iyi gitti. Hala çok iyi gidiyor. Peki aksesuar alanında bildiğimiz gibi kalite çok önemli. Özellikle evet, Kadınlar için. Sizler kaliteniz hakkında neler söylersiniz? Ürün kalitesi konusunda çok iddialıyız. Çünkü üretimin en başından sonuna kadar, paketlenmesine kadar ustalarımın başındayım. Çarşıda çok iyi ustalarla çalışıyorum. Bu yüzden de bu konuda hiç mütevazı olamayacağım açıkçası. Yani ürün kalitemiz konusunda kesinlikle çok iddialıyız. Peki tasarım sürecinde modayı da takip ediyor musunuz? Takip ettiğimi söyleyebilirim ama çok modaya bağlı olduğumu söyleyemem açıkçası. Çünkü benim için gerçekten önemli olan o tasarımların yıllarca kullanılabiliyor olması. Ben buna çok önem veriyorum. Mesela mineli ürünler moda ise kendi koleksiyonlarıma mine ekliyorum. Kalın zincir moda ise kalın zinciri kendi koleksiyonuma ekleyebiliyorum. Ama mutlaka bakıyorum bu ileriki yıllarda da 15 sene sonra da kullanılabilir bir ürün mü? Eğer cevabım evetse o zaman üretiyorum.
Yani aslında modadan da minik minik esintiler evet, yapıyorsunuz. Evet ama çok fazla modanın içinde değilim açıkçası. Ürünleriniz gerçekten çok şık ve çok, çok güzel bir hediye seçeneği olacağını düşünüyorum ben açıkçası. E-ticaret yoluyla satışlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Peki sosyal medya üzerinden kullanıcılarıyla güveni nasıl sağlıyorsunuz? Geri dönüşler ne yönde oluyor? Bir kere bu konuda aslında şu pandemi dönemi bana biraz fazla zorluk çıkarttı. Çünkü öncesinde kermesler oluyordu. Ev toplantılarında bir araya geliyorduk müşterilerimizle. Ve benim kendimi anlatmama gerek kalmıyordu açıkçası. Ama şimdi sadece sosyal medya üzerinden ilerlediğim için yeni müşterilerim konusunda çok hassas davranıyorum. Ama kemik olan müşterilerim zaten artık markayı ve beni de bildikleri için nasıl bir hizmet verdiğimi bildikleri için kemik müşterimle sorun yaşamıyorum ama yeni müşteriye kendimi anlatmakta gerçekten zorlanıyorum bazen. Evet gerçekten sosyal medya üzerinden bu tür sorunlar yaşayabiliyoruz. Peki sipariş ve teslimat sürecinizden bahsetmek istiyorum biraz da nasıl ilerliyor? Müşteri internet sitesinden siparişi verdiğinde bu sipariş benim mailime düşüyor. Ben hemen müşteriyle iletişime geçiyorum mail yoluyla. Siparişin ne kadar zamanda olacağını ve hangi süreçlerden geçeceğini bildirici bir mail atıyorum. Ve sonrasında da müşterimle sürekli irtibat halinde kalıyoruz. Ta ki paketlenip gidene kadar. Sonrasında da özellikle müşterime mesaj yoluyla ulaşıp memnuniyetini sorguluyorum. Artık o da memnunsa ben de çok mutlu oluyorum. Peki ileriye yönelik hedefleriniz, planlarınız veya hayalleriniz nelerdir? Aslında bunun için bir adım attık. Yurt dışı satış sitesi kuruyorum şu anda. Çok güzel. Evet. En büyük hayalim gerçekten kadınlarının tüm dünya kadınlarına ulaşabilmesi. Sevgili seyircilerimiz, Lifestyle programında bugün marka kurucusu Ceren Terzi ile birlikte şık tasarımlarından bahsettik. Programımız sıradaki konuklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.